Herkese merhaba. Bu videoda cihaz etiketlerinden bahsedeceğim. Cihaz kodları, mekanik ekipman tagleri nasıl verilir, nasıl düzenlenir? Hemen videoya geçiyorum. Mechanical template açtım. Sistem ve mekanik ekipman ekliyorum. Burada herhangi bir ekipman ekleyebilirsiniz. Boiler ekleyerek başlayalım. Şimdi 3 tane boiler ekledim. Bunu annotate tag by kategori ile etiketlendirebilirim. Gördüğünüz gibi otomatik olarak numaralarını verdi 1 2 3 diye. Bunu neye göre verdi? Properties'te her cihaz için bir mark değeri vardır ve siz cihaz ekledikçe bu değer otomatik olarak artar. Ama tabii bu aynı cihazlar için geçerli değil. Yani boiler eklediniz, pompa eklediniz, sonra tekrar boiler eklediniz. 1 numara boiler, 2 numara pompa, 3 numara tekrar boiler olarak sıralandırabilir bunu Revit. Siz bunu değiştirebilirsiniz. Ama aynı numaradan 2 farklı cihaza verdiğiniz zaman size uyarı verir. Ama verebilirsiniz. Hangi cihazlara hangi numaraları verdiğinizi de görebilirsiniz. Şimdi burada ben cihazlara bir kod vermek istiyorum. Mesela buna 1 değil de işte boiler 5. bodrum boileri gibi hani yer belirtebilen bir cihaz kodu vermek istiyorum. Bunun için öncelikle bir paylaşılan parametre oluşturmam gerekiyor. Burada paylaşılan parametreye tıkladım ve create dedim. Daha önceden oluşturmuştum. Ama şimdi tekrardan oluşturuyorum. Cihaz kod ya da direkt kod diyelim. Kod diye bir dosya oluşturdum. Bunun için bir grup oluşturuyorum. Ve bir parametre oluşturuyorum. Bu parametrenin text olması gerekiyor. Çünkü tag yazıyoruz biz. Etiket için text yaptım. Okey dedim. Şimdi bunu boiler'de görmek için oluşturduğumuz parametreyi projeye eklememiz gerekiyor. Burada tekrar menü için altında Project Parameters var. Burada parametremizi eklememiz gerekiyor. Add dedim. Paylaşılan parametreleri seçtim. Select dedim. Ve bizim oluşturduğumuz parametre burada. OK dedim. Burada Type ve Instance seçenekleri var. Bu başlangıç için önemli. Type seçerseniz verdiğiniz kod bütün boilerler için aynı kod olur. Yani bir boilere boiler-05 yazdığınızda dosyanızda kullandığınız bütün boilerler için bu kod geçerli olur ve değiştirdiğinizde de yine bütün boilerlerde değişir. Eğer instance derseniz her boiler için farklı bir kod verebilirsiniz. Bu sizin seçeneğiniz, yani sizin tercihinize kalmış. Hangisini yapmak istiyorsanız onu seçebilirsiniz. Ben type'ı seçeceğim. Şurada önce instance dedim. Sonra buradan type'ı seçtim. Burada bir değişiklik yapamıyorsunuz. Yani eğer burada instance derseniz burada da instance veya type seçebilirsiniz. Buradaki seçenek de properties'te görüp görmemenizle alakalı bir seçenek. Şimdi type'ı seçtim. Burada neyin altında görmek istiyorsunuz bunu diyor. Yani properties'te veya edit type'da açtığınız zaman hangi özelliğin altında bu parametrenizi görmek istiyorsunuz diyor. Ben şimdilik text seçtim. Sağ tarafa geldim. Bu oluşturduğumuz parametrenin ne için olduğunu soruyor. Nerede kullanacağını soruyor bize. Yani burada işaretlememiz gereken mekanik ekipman. Mekanik ekipman setlerini de işaretleyebilirsiniz. Ama ben şimdilik sadece boiler yaptığım için. Mekanik ekipman seti, mekanik ekipmanı işaretledim. Ve OK dedim. OK dedim. Şimdi parametremiz projemize eklendi. Burada gördüğünüz gibi yok. Çünkü başta type seçeneğini seçtik. Eğer instance deseydik bu cihaza özel bir kod olacağı için burada olacaktı. Edit type dedim. Burada text'in altında oluşturduğum parametre geldi. Bütün boilerlerde aynı kodu yazacağım. Bu şekilde oluşturdum. OK dedim. Bu boilere geldiğimde de gördüğünüz gibi aynı kod yazacak. Şimdi etiketi biraz düzenlememiz gerekiyor. Çünkü etikette kodu yazdırmamız için de yine etikete bu parametreyi eklememiz gerekiyor.
Etikete tıkladım. Edit Family dedim. Etiketin çerçevesini silmek istiyorum. Çünkü bu benim için bir anlam ifade etmeyecek. Etikete tıkladım. Edit Label dedim. Burada oluşturduğumuz parametre yok. O yüzden buraya parametreyi ekleyeceğiz öncelikle. Select dedim ve parametreyi ekledim. Şimdi bunu sağ tarafa atıp kullanacağımı söylüyorum. Üste aldım çünkü kod başta yazar. Mark değeri boşluk olmadan yazsın. Zaten ben kodda alt tireyi girmiştim ama eğer kodu alt tire girmiyorsanız, girmediyseniz buraya tire de yapabilirsiniz. Yani burada mark değerinden önce ne yazmak istediğinizi soruyor. Ben boş bıraktım. Okey dedim. Şimdi çerçeve ile alakalı gördüğünüz gibi üzerine gelmediğim sürece çerçeve görünmüyor. Çerçevenin görünmesi için etikete tıkladım. Properties'ten Edit Type dedim. Burada Show Border diyorum. Bunu onayladıktan sonra artık çerçevesi görünecek ve yazdığımız yazı kadar, yani çerçeve otomatik olarak genişleyip daralacak. Burada yazı boyutunu değiştirebilirsiniz. Şimdi ben bunlardan bahsetmek istemiyorum. Bunu Duplicate 1 deyip buradan da text size'ını, fontunu değiştirebilirsiniz. İşte italik yapabilirsiniz, kalın yapabilirsiniz, altı çizgili, üstü çizgili. Artık o sizin tercihinize kalmış. Nasıl yaparsanız. Şimdi bunu farklı kaydedelim. Masa üstüne kod olarak kaydettim. Projeme ekledim. Gördüğünüz gibi bunlar değişmedi. Çünkü bu farklı bir family. Bizim oluşturduğumuz farklı bir family. Bunları seçip silebilirsiniz de veya buradan yeni oluşturduğunuzda da değiştirebilirsiniz. Yeni bir boylar eklediğinizde, bunu kopyaladım. Yeni bir boylar eklediğinizde tek vermek için en son yüklediğiniz family'yi kullanır. Ama siz en son yüklediğinizi değil, bir öncekini kullanmak isterseniz yine buradan tek geldim. Text'lere tıkladım ve mekanik ekipman için kullanmak istediğiniz family'yi seçebilirsiniz. Gördüğünüz gibi buradan da değiştirebiliyoruz. Peki, hepsini değiştirelim. Sıralamasını da verdi. Boylar için oluşturduğumuz kodları da hepsini aynı yaptı. Buradan buraya bir rakamı da ekledim. Okey dedim. Gördüğünüz gibi dış çerçevesi de otomatik olarak büyüdü. Kod da hepsinde değişti. Yani buraya farklı bir şey de yazsanız otomatik olarak değişecek. Farklı bir ekipman da ekleyelim. Son olarak onu da göstereyim. Mesela bir tane pompa ekleyelim. Bir tane dedim, 3 tane ekledim. Burada pompanın markı 5, 6, 7 sırayla gitti. Çünkü burada zaten 4 tane vardı. Ama bunlardan sonra tekrar boylar eklersem boyları 8 verecek. Peki bizim pompamızda 1, 2, 3 diye devam edecek. Yani şu mark değerleri 1, 2, 3 diye devam etmesi gerekiyor. O yüzden buraya gelip bunu değiştirmemiz lazım. Buna 1 dedim ve uyarıyı aldım. Uyarıyı açarsak bize nerede olduğunu söylüyor. Boylar için diyor 1 numaralı markı zaten kullandın diyor. Burada da kullanıyorsun diyor. Ben bakıyorum, benim için sıkıntı yok çünkü o boylerin 1 numarası ve ben farklı cihazlarda birden başlayarak tekrar numaralandırabilirim. O yüzden sorun olmadığını düşünerek tamam dedim. Burada 2 diyorum. Yine aynı uyarıyla karşımıza çıkıyor. Uyarılara tamam dedikten sonra etiketlerimizi verebiliriz. Pompalar için de tekrar burada mekanik ekipman olduğu için parametremiz otomatik çalışıyor. Burada da mesela
bu şekilde yazalım. Evet, en son eklediğimiz text'i kullandığımız için olmadı. Bizim oluşturduğumuz family'nin adı koddu. Evet, böyle yaparak etiketlerimizi kolayca verebiliriz. Daha farklı özellikler de yazdırabilirsiniz ama neye ihtiyacınız var şu an bilmediğim için, bu kadarını da kendimce yeterli gördüğüm için bunları anlatmak istedim. Eğer eklemek istediğiniz özellikler ve bulamadığınız şeyler varsa yorumlara da yazabilirsiniz. Bana mail de atabilirsiniz. Bana ulaşırsanız elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu videoda da anlatacaklarım bu kadardı. Umarım faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.